Fenerbahçe'de de teknik adam belirsizliği devam etmekte ama herhalde anlaşıldı, isim bekletiliyor, bir açıklama yapılacak. Şimdi Rafael Benitez adı var, Fonseca var, bir sürü Marco Silva var. Silva var. Var da var ama o isim sadece Ali Bey'de şu anda. Bugün Ali Bey'in ekonomi gazetecileriyle bir söyleşisi oldu, konuşması oldu. Orada sorulardan bir tanesi ya da yorumlardan bir tanesi şöyleydi. Neden hala hocası yok Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, hani anlaşılmadı daha vesaire. Nereden biliyorsun olmadığını dedi. Yani oradan şöyle bir yorum da çıktı. Aslında Fenerbahçe bir hocayla anlaştı ama işte bir şeyi bekliyor artık, neyi bekliyorsa bir şeyi bekliyor. O yüzden açıklamıyor. Belki seçim bekleniyor bu arada. Fenerbahçe'de de her Belki. ne kadar hani Ali Koç'un başkanlığa devam etmesi durumu beklense de, %99 öyle olacaksa da, sonuçta bir seçim yapılacak. Belki de seçim bekleniyor. O da Ya olabilir. da şampiyona bitsin bekleniyor. Şampiyona bitsin zannetmiyorum. Öyle bir ihtimal olacağını zannetmiyorum. Şampiyona Temmuz'un ortasına doğru biter yani. Temmuz 10 11 10 Temmuz Temmuz final. Finale kalmazsa takım. takımı Örnek vereyim mi? kalmazsa. Bugün telefon görüşmesi yaptım bir iki tane. Fenerbahçe'ye dair iki tane hoca ismine ulaştım ama olumlu anlamda değil zaten. Bir tanesi Peter Bos. Hollandalı teknik adam. Biliyorsun daha önce Ajax'ı çalıştırdı, Dortmund'u, Leverkusen'ı. Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğu ama hocanın Fenerbahçe'yi geri çevirdiği ve zaten Lyon'la anlaştı biliyorsunuz. Lyon'un hocası oldu. Evet. Bir isim o. İkinci isim Zlatko Dalic. Zaten basında da var. Zlatko Dalic'e de Fenerbahçe'nin teklif yaptığı, Zlatko Dalic'in Fenerbahçe'ye şu cevabı verdiğini duydum. Avrupa Şampiyonası bitsin, ondan sonra bakalım diye. Bekler mi, beklemez mi Fenerbahçe bilmiyorum. Ama benim aldığım bilgi bu yönde. Şimdi Dalic konusunda geçen seneye giderek bir değerlendirme yapayım. Dalic konusunda şunu ifade etmem lazım. Fenerbahçe'nin geçen sezon hedeflerinden biriydi. Hatırlayın, Nisan aylarında işte Tahir Hoca'nın yönettiği takım sürecinde işte ya yabancı mı olacak, yerli mi olacak, Erol Hoca mı olacak, bir başka bir hoca mı olacak diye tartışmalar sürüyordu. Bu esnada Ali Koç'un bir cümlesi var. Dedi ki şampiyonu ertelenmesi dolayısıyla birçok adayımız taca çıktı gibi. Yani şampiyona ertelendi, Euro 2020 şampiyonası. Bu yüzden bazı adayları elemek durumunda kaldık. Üzerini çizmek durumunda kaldık. O isimlerden biri Dalic'ti. Ve Dalic'in de şimdi bir yıl sonunda, yani bu yıl sonunda şampiyonu sonrasında Hırvat milli takımından ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe için muhtemel adaylardan biri olabilir. Ve şöyle, şimdi şunu demesin kimse bizi izleyenler, hani ya kardeşim adam Portekiz Alman dedi, siz niye Hırvat bir adam söylüyorsunuz? Ali Koç o Portekiz Alman cümlesinin sonuna şunu da ekledi. Ama ben tutar İtalyan getiririm. Niye İtalyan getirdin demeyin dedi. Tabii. Yani O kapıyı açık bıraktı aslında. Rafa Benitez isminin çıkması da aslında biraz bununla bağlantılıydı. Zlatko Dalic adaylardan biri olabilir ama benim somut duyduğum iki isim var şu ana kadar. Biri zaten ilk günlerde dile getirdim. Marco Silva. Şu an boşta. Sanki o biraz plase gibi tutuluyor. Yedekte tutuluyor. Diğeri de Roma'dan ayrılan Fonseca. Fonseca. Şu anki görüntü bu iki hocanın sanki daha yakın olduğu yönünde ama yarın başka bir fırsat çıkar. Ya da beklenmedik bir gelişme olur. Fonseca'ya mesela Premier Lig'den bir talip çıkar. O zaman işler değişir. Durum farklı noktaya gider ama bugün sanki bu ikili biraz daha önde gibi duruyor. Ben sanki Alman olacak gibi geliyor bana Levent abi. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Vallahi şimdi Volkan'la Selim'le birlikte Fenerbahçe'yi çok iyi takip ediyorum. Güzel bilgiler aktarıyorlar. Ahmet Selim Kul'la birlikte gerçekten. Ama şunu net olarak söyleyeceğim. Bir defa Portekizli hocalar Türkiye'de başarılı olmadı. Var mı örneği bilmiyorum. Yok. Yani. Vitor Yok. Pereira, Dolayısıyla. Carvajal. Yani Sapinto. bunlara baktığınızda yani Antep. çok fazla başarılı olduğunu söyleyemem. O Antep'in hocası da Evet. biliyorsunuz çok fazla oyundan atıldı. Portekizli hocalar Türkiye'ye uyum sağlayamıyorlar ve birliktelik kuramıyorlar oyuncularla birlikte. Dolayısıyla ben olsam Sayın Ali Koç'un yerinde böyle bir teknik direktör arayışına girmem. Bu bir. İkincisi Rafael Benitez
çok gövdeli bir teknik direktör ama inişte olan bir teknik direktör. Yani Avrupa'nın birçok teknik direktör değiştirdiği yerde Çin'de kalması, Çin'den sonra Fenerbahçe'ye gelmeye çalışmasına çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Bir de Benitez öyle ucuz bir teknik direktör değil. Birçok oyuncu da ister. Tabii. Gittiği kulüplerde de hem kendi iyi para ister hem de ciddi transferler yaptırır. Bugün Ali Bey'in bir sözü var işte. 4-5 futbolcu nokta transfer yapıp bitireceğiz diyor. Var olan takımı Benitez beğenmeyebilir. Dolayısıyla Zlatko Dalic'e gelince Fenerbahçe bunu daha evvel yaptı Aziz Bey. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Aragones'i getirdi biliyorsun. Aragones'i İspanya Avrupa Şampiyonu oldu. Bizler de o maçı finali izledik. Almanya 1-0 yendiler. O teknik direktör turnuva dönüşünde Fenerbahçe'ye geldi. Kaldı ki Hırvat teknik direktörler bu konuda özellikle Türkiye'ye yakın olduğu için yani genel anlamda ülkeler arası mesafeler de kısa olduğu için dolayısıyla Fenerbahçe'yi yönetmesi çok daha mantıklı olur. Çünkü bir de Hırvat takımıyla yaptıkları ortada. Biliyorsun geçen sene Dünya Kupası'nda final oynadılar. Finali kaybettiler. İyi bir Hırvat takımı yaratmıştı. Taktik açısından da oyuncularla olan ilişkileri konusunda çok başarılı. Ben olsam Hırvat hocayla eğer anlaşma yapılırsa anlaşırım. Ama yapamazlarsa da Aykut'a %100 katılıyorum. Alman teknik direktör önemli abi, bu konuda. Levent abi, tabii konuda, şimdi, Levent abicim tabii Volkan ve sevgili Ahmet Selim Kul hakikaten geçen sene devre arası ve ondan önceki yaz transfer dönemine damga vurmuşlardı ikisi de. Tebrik ederim hem Sabah tarafında hem A-Spor'da. Ben Joachim Löw'le iş bitti diye kulağıma benim geldi abi. Yani bu kırmızı verilecek bir şey değil ama Joachim Löw bu iş bitti gibi duydum abi. Ha. Şimdi ben Volkan'a bir soru sormak isterim. Löw'ün açıklaması var ama. Bu yaz ben takım çalışmayacağını biliyor. O açıklama yapıldı. Açıklamak isterim. Gelecek sene Volkan, Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından biri Mesut Özil olur mu sence? Kampın öncesini yaşayacağı için. Oyun onun üzerine kurulur mu? %90. İrfan'la ikisi. İrfan'la ikisi. Löw burada beyni takımın oyun lideri büyük bir ihtimalle Mesut Özil olacak. Mesut Özil bu teknik direktörlük konusunda bence bir yol haritası çizebilir diye düşünüyorum. Löw'le de dünya şampiyonu olduğunu düşünürsek bence Löw'le birlikteliği hem takımı tanıtma adına hem de Löw de Türkiye'yi bilen bir insan. Defalarca gelmiş gitmiş. Bize yakın yani. Bizden biri biliyoruz biz Joachim Löw'ü. Dolayısıyla Aykut'a %100 katılıyorum. Bu Alman Löw olacaksa Fenerbahçe için ideal olur. Ama Löw olmazsa da Dalic'in olması bence Fenerbahçe için de mantıksız gelmiyor. Yani ben kesin söyleyeyim mi? Unutma. Ben kesin anlaştılar. İşte 2+1, 1+ öyle bir şey söylemiyorum abi. Ben hem Almanya kaynağı hem içerideki kaynağımdan Joachim Löw öyle, hatta Joachim Löw'ün de ben takım çalıştırmayacağım gibi açıklamasının arkasında da böyle bir taktik yatıyor. Olabilir abi. Bunlar hep futbolun şey. Ben Joachim Löw'le bu iş bitti diye duydum Levent abicim. Ama bilemiyorum. Daha tabii, evvel de her zaten şey, geldi Türkiye'ye Löw. Çalıştı ve biliyor yani bence de. Belki de aldığın istihbarat çok doğru. Belki Löw'ün kulüp takımına tekrardan geri dönmesindeki en büyük etken Mesut Özil olmuş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Mesut Özil de önemli. Bakın geldi. Geçen sene Mesut'un söylediği bir laf benim kulağımda. Bir maçı tribünden izlerken maç sonrası gazeteciler, televizyoncular bir soru soruyor. Bugün maçta en çok kim beğendiniz diye Pelkas diyor. Bakın bu önemli. Evet. Pelkas Fenerbahçe için önemli bir oyuncu. Hani böyle 6'ya 7'ye satarız diyorlar. Bu sene Pelkas'ın yeterince doğru değerlendirildiğini düşünmüyorum. Mesut Özil bence teknik direktörlük konusunda etkili olacaktır. Bir 2-3 dakikam kaldı Levent abi. Çok teşekkür ediyorum. Kıymet verdin Skype bağlantısıyla. Ben teşekkür ediyorum. İki tane transfer raporuna 2 tane yıldız transfer etmişsin. Onlarla da program yaptığım için keyif aldım. Çok teşekkür ederiz abi. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum abi. İkisi de muazzam abi. Bizim, tabii diğer yorumcularımız sen de öyle. Şey diyeceğim. Bize yıldız diyor. Biz yıldızsak Levent abi sen kuyruklu yıldızsın. Ya senin olduğun yerde yok. Eyvallah sağ olun. Sizleri çok seviyorum. Eksik olma Levent abi. Ağzına sağlık abi. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür. 2-3 dakika var. Şimdi Kore'ye vereceğim sözü de. Muazzam bir haber yapmış bizim Kocaeli muhabiri Hakan Süer. Evet. Gerçekten tebrik ederiz muhabir arkadaşımızı. Volkan sen de muhabirsin. Bak Koray da muhabirliği sever. Ben de hakikaten kıskandım.
Yani kıskandım derken o kıskançlık imrendim fesatlık diyelim. Değil, imrendim diyelim, düzeltelim. Hakan Söğer gitmiş Merih Demiral'ın Karamürsel'de çocukluk döneminde çalıştığı dükkanı bulmuş. Onu birazdan gireceğiz. İki dakika var ama bir Fenerbahçe toparlaması son olarak sevgili arkadaşım Koray yapsın. Volkan zaten yarın manşeti sabahta hazırlamış. Burada vermiyor. Yarın kırmızı gibi. Tabii. Yarın sabahta bomba bir Fenerbahçe haberi var. Lütfen okuyun deyip Koray sen bir Fenerbahçe'yi Fenerbahçe'de şeyi bir daha vurgulayalım yani. Löw yaklaşık bir hafta önce şunu söyledi. Bu yaz takım çalıştırmayacağım açıklamasını yaptı. O ayrı. Ama Fenerbahçe ikna edebilir mi? Bilemiyoruz. Belki ikna edebilir. Şu burada beklenti tek şey. Fenerbahçe önceki sezonlarda hep bir teknik direktör bekledi. Artık bu olmasın diye taraftarın gönlünden geçen o. Aldığımız etkileşimlerde, konuştuğumuz Fenerbahçelilerde hep aynı şeyi söylüyor. Söyleyebileceğim o. Bu haberi Karamürsel, Merih haberini de bu arada görüntüleri ben tamamını izledim. Hatta metnini de yazdım. Sen de seslendirdin bu arada. Onu da söyleyelim. Yani şunu söyleyeyim buradan. Merih Demiral'a ulaşabilen varsa şu an tanıdıkları izliyorsa bir an önce haber versinler. Çünkü eminim izlerken yani ağzı kulaklarında izleyecek bizim o VTR'yi de. Yurt haber sorumlumuz Mustafa İnci de çok heyecanlandı bunu. Haberi yaparken Süer'le Hakan Süer'le. Yani nereden nereye gelmiş hakikaten. Çok iyi. Helal olsun ya. Yani orada çünkü ben hamallerini izledim röportajların. Hakikaten çok sıcak. Gördün mü hamalleri güzeldi. İşte ben izledim yazdım zaten VTR'yi. O yüzden net VTR'yi biliyorum tamamını. Yani içinde olmayan bölümleri de biliyorum. Hakikaten çok keyifli, güzel Marianne bir bank. Felde bir telefon açın abi. Meri televizyonu açsın tabii. O zaman. Doğru söylüyorsun ha. Yatıyorsa da kaldırsınlar hemen. Yok orada geriye saat daha yatmıştıracağız. Yani belli sevgili olmadı. Volkan sen diyorsun ki Fenerbahçe takımında işler rayına oturacak. Teknik adamı da zaten bellidir ki ya, büyük bir camia Fenerbahçe. Milli takım dedim bir tane haber vereyim mi son araya sıkıştırayım. Kısa ver hemen. Orkun Kökçü biliyorsun. Orkun Kökçü'ye ciddi bir talip var. Talip olan kulüp de gerçi şu an biraz karışık iç yapısı İngiltere'den dolayı ama Lazio. Lazio Orkun Kökçü'yü yakından izliyor. Euro 2020'de de takip edecekler. Kulübü yaklaşık 12 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlemiş. Çok iyi. Bu rakam biraz fazla gelmiş Lazio'ya ama yakından takip ediyorlar. Bir bakarsın Serie A'nın yolunu tutmuş. Bu haberi de buradan paylaşalım. Peki. Kaç dakika var Tolga? 2,5. Volkan. Son sözü sana verelim Fenerbahçe ile ilgili. Fenerbahçe taraftarı ağzından çıkacak haberleri bekliyor. Bu arada bekliyor. Fonseca Tottenham'la anlaştı diye bir iddia. Ben de gördüm onu biliyor musun? Şimdi, o haberi ben de gördüm. Ama net değil o. Değil mi? Resmi açıklama yok. Böyle bir iddia var da. İddia var ama resmi açıklama yok. Yani adaylar arası bunlar işte yani şöyle söyleyeyim. Uluslararası piyasadaki teknik direktör hareketliliği bence Fenerbahçe'nin de aslında geleceğini belirleyecek. Şimdi bugün Bielsa, ben başkana bilerek sordum onu. Hani sözleşme imzalayacak mı, imzalamayacak mı Leeds'le mesela. Hani o bile belirleyici olacak. Şimdi Everton'ın hangi hocayı seçeceği mesela. Veya Dominic, Rafa Benitez gidecek mi? Mesela Nuno Espirito Santo ne yapacak? Gibi birçok parametre var. Şimdi bu parametreler gelişecek. Şimdi orada yukarıda yani Fenerbahçe sonuçta işte Premier Lig'den teklif geliyorsa adam hani Türkiye yerine orayı tercih ediyor genel olarak teknik adamlar. Hani oralarda boşta kalanlarla bence biraz liste oluşturulup devamında sanki Fenerbahçe'nin teknik direktörü netleşecek gibi duruyor. Görüntü o. Daha şeye bile yani konuşamadık. Zaten konuşmamız da doğru değil. İşte kim gidecek, kim gelecek önce bir hocayı hoca görmek belli lazım. Olsun. Ondan tabii. Sonra yol haritası belli olacaktır. Var mı gelen bir istihbarat son anda? Yani şöyle, şimdi İtalya'dan da bir haber geliyor. Nicolo Schira yani bu da önemli bir İtalyan gazeteci. Biliyorum. O da durumunu sordu diyor Marco Silva'nın. Fenerbahçe ile ilgilenir mi ilgilenmez mi diye bir durum sorgusu. Henüz resmi teklif yok gibi bir ifade kullanmış. Durum bu. Fenerbahçe'de toplam bütün teknik adam değerlendirmesini yapmak gerekirse yani Marco Peki. Silva, Fonseca gibi. Fonseca için Sky Peki. İtalya'nın haberi diyorlar yalnız. Yani Sky kaynaklı. O kaynaklı doğrudur. Önemli bir kaynak. Sky kesinlikle doğrudur. Peki. Koray'a